Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün beraber günlük vlog videosu çekeceğiz. Aslında bu vlogu planlamadım. Tamamen ansızın gelişmiş bir vlog. Dışarı çıkacağım ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Tamamen öyle gezmeye çıkıyorum. Bu yüzden ben de çizim malzemelerimi yanıma almak istedim. Vakit geçiririm, bir şeyler çizerim, gittiğim yerleri çizerim diye düşündüm. Tamamen böyle nereye gideceğimi bilmeden öyle doğaçlama gideceğim. Şimdi o yüzden malzemelerimin yanındayım ve çizim malzemelerimi hazırlayacağım. Burada defterlerim var arkadaşlar. Hangi defteri alacağımı kararsızım. Aslında bugün vapur kullanacağım. Hani deniz kenarı bir yere gitmeyi düşünüyorum. O yüzden de büyük bir defter alıp güzel bir çizim yapmak istedim. Ama şu defter de benim vlog defterim oldu. Gerçekten tüm vloglarda bu defteri kullandım. Yani bunu almayı düşünüyorum. Vlog defteri oldu gerçekten. Başka bir şey için kullanamadım hiç daha. Belki bunu alırım. Evet arkadaşlar, defter olarak bunu almaya karar verdim. Şu kalemleri alacağım. Bunun içinden seçeceğim. Bir de kuru boya seçmem gerekiyor. O yüzden de onun için de şunu alacağım. Buradan içinden seçeceğim. Şöyle bir kalemliğim var arkadaşlar. Bunu hazırlayacağım. İçine koyduğum şeyleri tek tek şimdi size tanıtacağım. Tamamen rastgele kafama göre seçtim renkleri. Lyra markasının kuru boyasından alıyorum. Mavi tonlarını seçtim. Dediğim gibi deniz kenarında olacağım için bugün bu tonları almayı düşündüm. Faber-Castell'in akuarel beyaz rengini alıyorum. Daha sonra şöyle Artson markasının fineliner kalemlerini alıyorum. Daha sonra bu marker kalemlerimden alacağım. Bunların da gri tonlarını seçtim. Bir tane de pembe ton seçtim. Bu kalemi de ekliyorum arkadaşlar. Bir de kurşun kalem alacağım ama bugün havuç konseptli giydiğim için, bugün havuç kız olduğum için bu havuç kalemi alıyorum. Çok tatlı bu kalemde ama yine de şöyle ucu açılmış, hazır, güzel bir resim kalemi de alıyorum. Bir tane de şöyle bir silgi alacağım. İnşallah sığar buraya. Evet, sığdı. Havuç kız olduğum için böyle bir kendi yaptığım havuçlu çantama malzemelerimi koyuyorum. Çok rahat oluyor bence böyle çantalar. Pratik oluyor. Bunu da ben yapmıştım. O yüzden çok seviyorum bu çantayı da. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle çantamı taktım. Gidiyorum, saçlarım da ıslak. Çünkü hava hissedilen sıcaklık 62 falan olduğu için saçlarımı kurutmuyorum. En azından birazcık serinlik gelsin. Böyle rüzgar esince ıslaklığından ferahlayayım diye. Evet arkadaşlar, vapura ulaşabilmek için aşmam gereken ilk level'ı geçtim. Minibüsten indim. Vapura doğru yürüyorum. Bugünkü kombinimi ben çok beğendim. Havuç kız olmak gerçekten güzel, seviyorum. Tatlı oldu bence. Bir de arkadaşlar, arkadaşımla buluşacağım bugün. Onunla beraber geçeceğim karşıya. Şu an onun yanına gidiyorum. Beni bekliyor. Eşyalarımı çıkardım. Şimdi bir
bir şeyler düşüneceğim. Onu çizeceğim. Arkadaşlar ben böyle denizi ve işte kendime falan yorumlayarak bir şeyler çizdim. Bu ben olacağım daha eskiz aşamasında. Böyle küçük bir eskiz çizdim. Şimdi renklendirerek ve artline kalem kullanarak yapacağım. Bir de size de yüzüğümü göstereyim bakın. Çok güzel. Ben çok seviyorum bu yüzüğümü. Şimdi kalemlerle renklendirerek bir şeyler yapmaya çalışacağım. İlk başta şu kalemleri kullanacağım. Detay ekleyeceğim bunlarla. Daha sonra da renk kullanırım. Belki de kullanmam bilmiyorum ama bununla yapmak güzel olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben şimdi şöyle yaptım. Çok tatlı oldu. Bakın bu benim ve gerçekten yaparken bile ağladım. Şimdi renklendirme yapacağım. Şu Lyra'nın kalemini kullanacağım kuru boyasını ilk başta. Arkadaşlar şimdi bu kalemle küçük ışıltılar yapacağım. Evet arkadaşlar çizimim böyle oldu. Bence çok tatlı oldu. Özellikle kendimi çok sevdim ama çizimin genelini beğendim mi beğenmedim mi bilmiyorum. Biraz dışarıda olduğum için dikkatim dağıldı ama tatlı oldu bence.
Arkadaşlar hava gerçekten çok sıcak. O yüzden çok yorucu oluyor. Şimdi gitmek istediğim bir kırtasiye var. Belki bir şeyler alırım. Bakarım neler var diye. Almak istediğim bir şeyler var bulabilirsem. Birlikte gezelim orayı da. Arkadaşlar bu sefer yağlı boyalara şans vermek istiyorum. Ama uygun fiyatlı bir yağlı boya bulabilirsem. Çünkü benim kriterimin çok üstünde fiyatları. Bakıyorum şu an uyguna var mı diye. Arkadaşlar şuna bakın, baby boya çok tatlı, aşırı minikler, çok tatlı, gerçekten eridi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine elim boş dönüyorum. Yine yağlı boya alamadım. Her seferinde yağlı boya için bir bütçe ayırıyorum aslında. Ama hep ayırdığım bütçenin üstüne çıkmış oluyor fiyatlar. Yani bir haftada, iki haftada bir fiyatlar artıyor. Gerçekten çok üzücü bir şey. Yine alamadım. Bu şekilde arkadaşlar, bugün beni çok zorlayan şey sıcaklık oldu. Ben bir haftadır falan full evde ödev yapıyorum. Diploma projelerim var, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Bu yüzden dışarı çıkıp yürüyüş bile yapmamıştım. Bir aktivite yapmamıştım dışarıda. Hani bu kadar beni yoracağını tahmin etmemiştim. En zorlandığım vloglardan biri oldu sıcaklık yüzünden. Ama çok keyif aldığım bir gün oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Dediğim gibi çok derslerle uğraştım. Bu kadar dersle uğraşın sonunda böyle bir aktivite güzel oldu bence. Videomu beğenmişsinizdir umarım. Keyif alarak izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.